أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت صلى الله على نبينا عليهم اجمعين والحمد لله رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم بقره suresinde okundu Aşr-ı Şerif 17. sayfa 104. ayet-i kerime. İnşallah bugün bunu mütalaya çalışacağız. Her şeyden evvel idrak ettiğimiz Hicri 1445 Muharrem yeni bir yıl. Allah hayırlar, bereketler, selametler lütfeylesin inşallah. Hicri yıllar Allah Celle Celaluhu Kânallâh ve lem yekûn mâhû şey'un. Allah var, onun varlığının başlangıcı yok. Allah var, ezeli ve ebedi. Varken velem yekun ma'ahu şey'un. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Mevla Teala sonsuz kudretiyle bildiğimiz bu alemi yarattı. Bunun evveli Mevla'nın Halik sıfatı, onun bir zamanla veya bir kayıtla efendim münhasır kılmak mümkün değil. Evvelden sonsuz ilmiyle Mevla alemleri yaratmıştır. Bu kainat yok olduktan sonra yevme tübeddelül ard, yerleri gökleri değiştireceğim. Gayrel ard, başka ard yaratma hususunda başka alemleri yaratacağım diyor. Anlıyoruz ki Mevla Teala'nın yaratmasının evveliyatını efendim bilmiyoruz. Ancak onun yaratmasının bir sınırı yok. Evveliyatında da yaratmıştır. Biz kainat yok olduktan sonra da Mevla yaratmasına devam edecektir. Gayrel ard diyor, başka yerler, başka şeyler yaratacağım diyor. Bizimle beraber envai çeşit Mevla canlılar yaratmış. Şimdi
Allah-u Teala zatı zaman ve mekanla kayıtlanmaz, kayıtlayamaz. Zamana ve mekana tayin edersen kişiyi dinden çıkartır. Şimdi Mevla yarattığı bu dünyada insanlara efendim yaşam olanakları maddi olarak, manevi olarak efendim böyle insanların anlayabileceği, idrak edebileceği ve verdiği duyu organlarının efendim o organları kullanabilecekleri etkenleri yaratmış. Bizimle beraber melekler var. Onlar da bildiğiniz hayat sürüyorlar ama nefes almıyorlar. Yemek yemiyorlar, su içmiyorlar. Mekanlara ihtiyaç yok. Yerler, seller, rüzgarlar onları etkilemiyor. Cinler de öyle. Onlar da etkilemiyor. Yer, sel, deprem onlar için önemli bir şey değil. Bir de ilginç olan denizin diplerinde mağma dediğimiz ateşin üstünde duruyorlar. 2000-3000 derecelik. Dünyanın içerisi ateş ya. Onların evleri oraya yakın. Ateş. Ateş onları yakmıyor mu? İşte onlar zaten ateşten yaratılmış. Böyle bir varlık. Yani şimdi aynı ateş İbrahim Aleyhisselam'ı da yakmıyor. Ateş dediğimiz kavram. Geniş bir kavram. İlginç. Yani dünyada Allah Celle Celaluhu görebildiğimiz var. Bir de gördüğümüz halde anladığımızı zannedip anlamadığımız şeyler var. Araştırdıkça ha demek bunlar böyleymiş diyorsun. Mevla Teala kulların ihtiyacı olan zaman kavramını güneş ve ay etkenine göre yaratmış. Güneşten günleri takip etmek imkansızdır. Bugün güneşe bakıp, bugün günlerden ne? Çözemezsin. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumayı güneşten bulamazsın. Ay ile bulabilirsin. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ Habibim sana hilali soruyorlar. Hilal oluyor, yarım oluyor, tam oluyor, küçülüyor. Niye böyle değişiyor? قُلْ de ki يَمَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ İnsanlar vakitlerini takip edebilsinler. Ha, ayın 1'i, 5'i, dolunay olunca demek 13'ü, 14'ü, 15'i, sonra küçülüyor 17'si vesaire. Efendim, مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ Hac ifadesi orada, ha, dinin namaz hariç, namaz güneşe ayarlanmıştır. Güneş erken doğar, erken namaz kılarsın. Güneş efendim 8'de doğar, 8'e kadar sabah namazını kılarsın. Ancak namazın dışındaki hac olsun, oruç olsun, zekat olsun, efendim işte 3 aylar dediğimiz Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Muharrem, Aşura, Regaib Kandili, Beraat Kandili bunların hepsi dinimizin efendim ahkamı hilal değişimine göre, onun zaman kavramına göre ayarlanmış. Allah öyle murad etmiştir. O zaman biz bunları takip etmek mecburiyetindeyiz. Şu cümleyi net söylüyorum. Dinin emir ve yasakları kanunlarla belirlenemez. Kanunla Allah'ın haramını helal, bir helali haram edemezsin. Kanunla ülkemizde efendim takvim değişikliği yapıldı. Ya yapmış olabilirsin. Ama ben hacca gitmem için Zilhicce'nin 10'u lazım bana. Oruç tutmam için Ramazan-ı Şerif'i bilmem lazım. Yani zekat vermem için Hicri yılı takip etmem lazım. Bu farz bunların hepsi ya. Bu normal bir mesele değil yani. Ya onun için öyle yaptık oldu. Ya olabilir. Ama Allah Celle Celaluhu bana bunları yapacaksın diyor.
Bunları yapmaz, yapmayacaksın diye. Bunları yapmazsan, efendim zincire vururum, cehenneme atarım diyor. Sen beni burada nasıl kurtaracaksın? Benim dediğimi yap. Tamam, senin dediğini yapalım. Beni bundan nasıl kurtaracaksın? Ölünce mahşerde beni bu dehşetten nasıl kurtaracaksın? Bu kanunu da yaz da onu da öğrenelim. Allah ülkemizi şeriatta, tarikatta, hakikatte, marifette en büyük önder eylesin. Amin. Tez zaman Allah bu putperestlikten kurtarsın. Amin. Ben açık söylüyorum. Burada sadece düşüncemi, inancımı söylüyorum. Ben Müslümanım. Bir defa hayat yaşıyorum. Allah'ımın dediğini yaparsam kurtulacağımı beni yaratan Rabbim söylüyor. Tarihte hayır efendim demişlerdir. Hepsi yok olup gitmişlerdir. Bir de tarihe baktığımız zaman Mevla Celle Celaluhu kendisine meydan okuyanların nasıl bir akıbete uğradığını da bize gösteriyor. O zaman burada efendim inraz etmenin veya o şekilde Allah'a meydan okumanın bir manası yok. 100 sene oldu yeter. Allah Celle Celaluhu kendi ahkamının uygulanmasına karşı çıkanları yeksen eylesin. Amin. Gücünü, kuvvetini yok eylesin. Amin. Ve kendi ahkamını neşrünüma buldurmaya çalışanlara güç, kuvvet nasip eylesin. Amin. Bir defa hayat yaşıyoruz. Neslimize hiç olmazsa şu Allah'a gidecek, cennete gidecek yolun efendim önünün açılması hususunda bir irade olsun ya. Ben 1980'li yılları hatırlıyorum. 1980'li yıllarda söylemekte ne sakınca var? Haramlar, günahlar, isyanlar. Ne kadar günah işlediysen o kadar böyle büyük adam oluyorsun. Günah işliyorlardı. Olur da böyle. O zamanki böyle efendim halka yansımış olan ne diyelim gösteriler olsun bilmem böyle filmler bilimler. Bir bakın böyle olur da günah işlemek ne kadar günah işledin öyle büyük adam oluyor. Öyle bir gavurluk hayranlığı vardı. Şimdi o tür şeyler böyle ol orta içkiler adam ikinci sınıf duruma düşüyor. Yani efendim gavurluğun modası biraz bitiyor ama bu sefer nefis hususunda nefsin efendim arzuları başka boyutlarda bütün gücüyle devam ediyor. Allah haram belasından kurtarsın. Haram sevgisinden bu ümmeti hepimizi kurtarsın. İbadet aşkı sevgisini nasip eylesin. Yani konu geldi söyleyeceğim. Bu bahsettiğimiz efendim inkılap tarihi. İnkılap Türkçe'de kalpten geliyor kalp. İnkılap kalp. Yani niye böyle yapıyor? Kalbin kalp bazen Allah'a döner, bazen nefsani, şeytani işlere döner. Onun için kalp, yani değişkenli. Kalp, Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman değişiyor. Bazen Rahman'a dönüyor, bazen efendim şeytana dönüyor. Şimdi bu yapılana da inkılap denildi. İnkılap, yani değiştirilme, değiştirme. Neyin değiştirilmesi? Ahkam-ı dine tabi iken efendim Almanya, İsviçre, İtalya'dan bir maddeler getirildi, değiştirildi, inkılap. Değiştirme. Şimdi bunlar efendim hiçbir meselede ayrıntıyı kaçırmadılar. Bu yapılan yani tabiri caizse üst akıl bunlar hiçbir meselede ya bundan ne olur demediler. Bir terazi gibi düşünün. Evet. Tamam bu iyi. Terazi gibi düşünün. Terazinin bir tarafında Allah'ın emirleri var. Terazinin bir tarafında nefsin istekleri var. Ecdadımız Osmanlı Rabbimizin muradını ya Rabbim sen ne istiyorsun biz kul olarak? Şunu tamam ya Rabbim. Dedi Mevla Teala da kulum dedi diye cihana hakim kıldı. Kullar yok senin dediğin değil benim dediğim olsun. Olsun. Serbestsin sen de kendini ispatla. Herkes burada kendini ortaya koyuyor. Allah'a itaat edeceksin mi etmeyeceksin mi? Sıkıntı yok. Ölünce
Teraziye yaptığını, herkes kendi yaptığını koyacak. Şimdi burada ne oldu? Allah Celle Celaluhu'nun muradı reddedildi. Biz kendi arzularımız, hatta kendi arzumuz da değil, gavurun arzuları neyse biz onu yapacağız. Yani madem haktan yüz çevirdin, bari bana uyan bir şey yap. Kendi kültürüme uyanı yap. Her neyse, aldılar getirdi. İnkılap. Adamlar bütün ayrıntıları, efendim bunlar ne olur demediler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İslam'dan bundan ne olur dersin, azaltırsın 99. Bundan da ne olur? Bundan da ne olur? 70. Bundan da 60. Bundan da ne olur derken İslam terazisi sıfıra iner. Gavur terazisi çoğalır. Şimdi mesela basit bir şey söyleyeceğim. Adamlar elbiselerin, efendim baktığınız zaman, yani elbise Osmanlı'da mesela, efendim sol bu şekilde, sağ üsttedir. Yani elin bağlandığı gibidir. Şimdi bütün efendim dikimler sol üsttedir, sağ alttadır. Tersini yapar. Bunlar ne olur ki? Eğer bunu da anlatamıyorsam sana, olan olmuş. Adam üşenmemiş. Her ayrıntıyı değiştirmiş. Neden değiştir diyor? İnkılap, değiştirmek. Neyi değiştiriyor? Yani ben burada dinden bahsetmiyorum. Yok laikliğe aykırı ya. Laikliğe aykırı değil. İnkılap tarihi var. Eğer bu inkılap tarihi efendim okumak veyahut da anlamak suç ise, o zaman bütün eğitimlerde bunlar, bana okuttum bunları. Ben okudum. İnkılap tarihinden efendim iki tane 10 almıştım. O zaman 10-10 veriliyordu. Sonra değişti rakamlar. Neyse. Dedi ya hep 10-10 gidiyor. Yani hani kopya derler. Kopya çekmezsin ama. Çık dedi tahtaya. Çıktı. Bana soru soracak işte. Orada biraz Osmanlı tarihinde de vardı. Yani daha ilk kelimeyi söylüyor mesela. Ko diyor Kosova'ya. Tık 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 anlatıyorum. Va diyor Varna Savaşı. Anlatıyorum falan. Neyse uzun gider. 3-4 tane sordu. Daha adam ilk kelimeyi söylüyor. Devamını söylüyorum. Geç otur dedi. Bir 10 daha vereyim sana dedi. Şimdi bunu şahsım için anlatmıyorum. Yani ortada yazılan bir tarih var. O tarihte bunlar tek tek yazıyor. Ne yazıyor? Harf inkılabı, yazı inkılabı, efendim kılık kıyafet inkılabı, efendim ticaretteki yapılar, işte bütün tekke ve zaviyelerin kapatılması. Ne şimdi bu? Bunu niye kapatıyorsun? Yani benim 1000 yıllık, 1500 yıllık, şimdi o dönemde Mehmet yazıyor, Ahmet diyor ki dedem yaptıkları hepsi, dedesini reddediyor. Babasını reddediyor. Babam efendim aklı kesmeyen, ne yazdığını bilmeyen, ne düşündüğünü bilmeyen, babanı reddediyorsun sen. Babanın yaptığını, yazdığını, efendim babanı diyemeyeceğim o kelimeyi, reddediyorsun. Ben böyle bir babanın akıllı bir oğluyum diyorsun. Yani nereye gidiyor bu iş? Sen niye babanı bu kadar reddediyorsun? Bu benim, senin baban ya, deden. Yani burada mesele yazıya düşmanlık değil ki. O 1000 yıllık mimarlık, mühendislik, tıbbi, devlet yönetimi, hukuk. Hemen tamam, hukuka düşman oldun, Avrupa'dan getirdin. Onu tamam. Ama bunun yanında bir sürü toplumla, ziraatle, efendim mesela ecdat bir ağacı nasıl aşılamış, nasıl efendim fidan dikmiş, ne yapmış? Camiyi, köprüyü nasıl yapmış? Han, efendim kervansarayı nasıl yapmış? Yani mesele bir basit bir şey değil ki. Bunu değiştirdiğin zaman bunların tamamını okuyamayız hale geliyorsun. Ve ondan sonra Ali Koç, ip atla, zıpla, hopla falan. Ne bu şimdi? Ben ne öğreneceğim ben? Yani tarihimi okuyamıyorum. Mimarımı okuyamıyorum. Ecdadın yapmış olduğu bir basit köprünü nasıl yaptığını bilmiyorum. Bir çini yapmış. Bir efendim 500 senedir rengi değişmiyor. Yeni bir çini yapıyorsun. Formülünü yazamadığımız için 5 gün içinde değişiyor. Efendim eski çiniler niye kıymetli? Rengini atmıyor, rengi değişmiyor.
Şimdi adam bir efendim çini yapıyor veya ne diyelim ona efendim bir seramik yapıyor. Bak hemen soluyor. Ecdadınkisi Bursa'da gidiyorsunuz bakıyorsunuz hala pırıl pırıl durdukça daha da cam gibi parlıyor. Çok basit bir ayrıntı. Binlerce, on binlerce misal. Nasıl yapmış dedem ya? Dedem şöyle diyemiyorum o kelimeyi. Ha de, efendim dedenin aklı yoktu senin aklın çok öyle mi? Niye dedene bu kadar düşmansın? Hayırdır ya? Ama ben biliyorum deden Müslümandı sen gavur olmak istiyorsun da onun için. Hiç uzatmaya gerek yok. Deden Müslümandı. Kendisini Allah'a teslim edip cennete gitti sen cehennemin dibine gitmek istiyorsun da onun için. Uzatmaya gerek yok. Burada ayyaşlık var, sarhoşluk var, gavurluk var, açık saçıklık var, her türlü haram, günah, isyan var. Bu nefse güzel geliyor, güzel oluyor, o çirkin oluyor. Anladık bunları artık. Gizlemeye gerek yok. Meselenin özü bu. Mesele yazı, çizgi, efendim, kılık, kıyafet, şu veya bu değil. Allah Celle Celaluhu'na boyun eğmemek, nefsin arzularını yerine getirmek. Yapabilirsin, sen bilirsin. Allah buna müsaade ediyor. Firavunlara da müsaade etmiş ölünceye kadar. Öldükten sonra herkes yaptığını teraziye koyar. Onun için biz kayıtsız şartsız Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerine tabiiz. Onun dışındakilere efendim adam şunu yapacaksın diyor. Gücüm yetiyorsa o batıldan uzak dururum. Orada bir sürü meseleler ortaya çıkar. Adam ölümüne bunu yapacaksın diyorsa ölümüne İnkar durumu bile biliyorsunuz adam öldüreceğim seni diyor. Adam inkar ediyor. Efendim yani bu Amr'lar vardır, Yasir'ler vardır, Sümeyye'ler vardır, şehit olanlar olmuş. Efendim Amr bin Yasir dediğimiz o mübarek efendim annesi ve babasının şehit olmasından dolayı kendisi tamam sizin dediğiniz olsun demiştir. Orada gücün yetmiyorsa gavurun dediğini yaptın diye sen gavur olmuyorsun. Uzun bir mesele. Seni onu kim o şartları zorluyorsa o gavur olur. Şimdi burada da ben açık açık söyleyeceğim. Burada biz böyle bir ahkam-ı dinin kaldırılmasından ben Müslüman olarak razı değilim. Benim inancım Allah'ın sonsuz kudret ve ilim sıfatı Mevla her şeyin en doğrusunu bilir. Ben Allah'ın sonsuz kudretine inanıyorum. Onun ilminin sonsuz olduğuna inanıyorum. Ve her şeyin en doğrusunu Rabbim bilir inanıyorum. Benim gibi ölümlü olan birisi sınırlı bilgisi var. Yani benim gibi bir acizin bana yapabileceği efendim belirli bir bakış açısıdır ama efendim diğer açıları göremiyor. Onun için acizin acize yapacağı şey acziyet çıkartır. Sonsuz, hakim, aziz olan Allah'ın Celle Celaluhu ortaya koyduğu oradan adalet ve kemalat ortaya çıkar. Çünkü Allah hayır, kemal, hüsn, cemal bütün kemalat oradadır. İnsanlarda şer, çirkinlik, noksanlık ve zeval vardır. Şimdi şer olan olur mu canım şer? Bir çilek durduğu zaman pörsüyüp böyle bozulup yok oluyor mu olmuyor mu? Cevap ver. Bir insan boyu posu endamı çok güçlü bir pehlivan da olsa öldüğünde bir gün hiç efendim evinde saklamayıp onu kabre tevdi ediyorlar mı etmiyor mu? Cevap verin. Bu çok pehlivan bir adamdı diye evde bekletseler ne olur? Ne olur siz söyleyin. Ya kokuyor işte evde bekletemiyorsun. İşte insan şerdir. Yapı itibariyle Allah böyle yaratmıştır. Kendini bil, kendini gör. Acizsin. Muhtaçsın. Ama insandaki nefis, oho. Şimdi tarihi meselelerdeki biz efendim burada güneş yılını takip edin. Ya edebiliriz, sıkıntı yok. Efendim 2023, bunu söylemekte bir sorun yok. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişli bu tarihe atılmış. Bunu da takip ederiz hoş. Ancak benim birebir bilmem gereken 1445'tir. Neden? Çünkü haccım orada, kurban orada, zekat orada, Ramazan orada, Recep Şaban-ı Şerif orada, mübarek geceler orada. Her şeyim orada, Aşura orada, Muharrem orada. Ben bunu nasıl takip edeceğim? Değiştirdik. Ya değiştirebilirsin. Değiştirebilirsin de. Burada benim dinimin bütün kutsalları burada.
Allah Celle Celle dediğimi yapmazsan cehenneme atarım diyor. Beni nasıl kurtaracaksın? Kanunla kurtarabiliyor musun beni? Kanun yazdın, beni cehennemden kurtar o zaman. Allah bu gavurluktan bizi kurtarsın ya. Uzatmaya gerek yok. Allah Celle Celaluhu kendi mülkünde kendi iradesine uygun hareket etmeye muvaffak eylesin. Öyle biri demiş, onun dediğini yapalım. Yap, nereye götürür seni? Nereye götürür seni? Üstadımız Mahmud Efendi mübarek hep anlatırdı. Develer, efendim, illa bir kılavuz olacak. Onların kılavuzu da, affedersin, eşek. Eşek iyi yol bulurmuş. Onun için onların en başında hep eşek olurmuş öyle. İlginç bir mesele. Develere sormuşlar, ne zaman efendim baş olacaksınız? Ne zaman geriye dönersek? Şimdi 500 tane geve, en geride deve var ya. Efendim, ne zaman baş olacaksınız? Geriye dönünce en sondaki deve baş oluyor. Öyle bir deyim kullanırlar. Şimdi develer kervanda birbirlerine iplerle bağlılar. En başta eşek onları çekiyor. İlginç. Böyle efendim. Şimdi farenin bir tanesi develer dinlenirken o ipi gevşemiş, hani orada duruyor ya, dinleniyor. İp yere düşmüş. Bir fare de gelmiş, o ipi kemirmiş. İpin ucundan tutmuş. Kemirince tabii kopartmış onu. İpin ucundan tutunca ipi çekiyor. Şimdi deve kafası havada. İp çekilince gel. Ondan sonra deve başlıyor gitmeye. Bu olan bir hadise, darbe mesele olmuş. Ondan sonra küçücük fare, fındık faresi deveyi çekiyor. Fare desen efendim 100 gram, deve desen 1 ton. Efendim deve gidiyor peşine. Fare yuvaya girmiş, ipi çekiyor. Deve gitmeye çalışıyor. Çekmiş bu kadar, deve hala o gitmeye, ya nereye gidiyorsun bir bak da. Onun için deve, o deve, teve. Ya arkadaş nereye gidiyorsun sen? İpin ucu kimin elinde? Fare çekiyor, deve gidiyor. Ya nereye gittiğine bir bak. İnkılap tarihi. Tamam da bu nereye götürüyor beni ya? Cennete mi götürüyor, cehenneme mi götürüyor beni? Hakaret suçu. Ben hakaret etmiyorum, tahlil ediyorum. Yani bu ip beni nereye götürüyor? Ya bir sormayacağız biz bunu. Yani bu nereye götürüyor? Tamam gidelim, nereye götürüyor bu? 20 sene evveldi, semtini söyleyeyim, bu Koz Yatağı'nda Kadıköy'de bir programa katılmıştım. Çok farklı böyle kesimlerde, Akademiye Camiası'nda kişiler vardı. Özel bir program, uzun bir program sürdü, 3-4 saat. Sorular soruldu falan. Sonu güzel bitti. Orada bir tanesi kibirli bir türlü yenemiyor. Akademiye'den ünvanı olan birisi, ayrıntıyı söylemeyeyim. Efendim, yenemiyor bir türlü, yani efendim Allah'ı, dini, İslam'ı böyle hani çağdaş meseleleri var ya. Yani küçük görüyor. Anlatamıyorum ruhu, anlatmak istemiyorum. O ruhu anlıyorum. Ondan sonra bir türlü böyle ayağını da indiremiyor. Ya dedi, işte hangi çağ, hangi dönem, bu takkedir, sakaldır, sarıktır, işte şudur budur. İşte zaman, çağ, ortam gereği, işte biraz böyle hayata ayak uydurmak falan. Döndüm kendisine, dedim ki beyefendi, sizin dediğiniz gibi çağdaş, medeni, ortam, yani nefsin arzularını yerine getir diyorsunuz. Ben de sizin dediğinizi yapsam, o yolda yürüsem, sonuç olarak bana eşittir cennet yazabilir misin? Ama beni yaratan Rabbim diyor ki şunu yap diyor, bunları yapma diyor. Ben de irademi oraya teslim ediyorum çünkü beni yaratan o. Bu yolda yürürsem, onun Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yolun sonu cennettir diyor. Ayağını indirdi. Baştan beri dinliyorum seni. Çok ikna edici bir yapın var dedi bana. Ya ikna edici ben değilim. Beni yaratan Allah. Doğrular bu. İşte çağdaş medeniyet bu yolda gidelim. Tamam gidelim. Eşittir. Sonuç nereye gidiyor? Ya sonucu nereye gidiyor bu? Hiç bunu konuşmayacağız mı? Bu nesil nereye gidiyor? Bu gençlerimiz nereye gidiyor? Ne oluyor yani? Sonuç ne? Çalgılar, çengiler, denizler, eğlenceler, haramlar, günahlar. Hepsini anladık. İşte hayattır, gerçektir, hayatın gerçeği. Biz bu hayatı yaşamayacağız mı? Anladım. Cümleyi kurmaya devam et. Eşittir. Sonuç? Değdi mi yani buna? Hangi günah cehenneme gitmeye değer? Hangi eğlence cehenneme gitmeye değer? Dünyadaki bütün efendim zevkü sefalar kaç dakika sürer? Değer mi sonsuz cehennem? Bence değmez. Değmez olduğu için ben de bütün gücümle
İnanç hürriyetimi Rabbime kulluğa kullanıyorum. İstediğini diyebilirsin, beni ilgilendirmiyor. Ahirette bu işin efendim hakikati ortaya çıkar. Ve fevkalledine keferu yevmel kıyame. İman edenler diyor kafirlerin fevkinde olacak. İman eden Müslümanlar kibir ve gurur. Müslümanları hor görüyorlar, görüyorum. Hakir görüyorlar, görüyorum. Efendim çok böyle ilkel görüyorlar. Hepsinin farkındayım. Ama Mevla Celle Celaluhu o kibir ve gururla böyle Müslümanları hor, hakir böyle görmeleri, Mevla onlara öyle bir gurur verecek, öyle bir kibir verecek, şimdi sahip oldukları efendim yapının tabiri caizse 1000 katı. Mevla Celle Celle Müslümanlara dev köşkler, imkanlar, efendim asaletler, onları diyor çekirgeyi böcek gibi yapacak. Ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde de var bu mesele. Böcek gibi yapacak diyor. Müslümanların ayakları altında kibir ve gururlarından daha da kat kat daha yerlerde sürüyecek onları diyor. Böcekler gibi diyor. Sen büyük adamsın ya. Yerde böyle Müslümanların ayaklarını basacak. Çat çut adamın kafasını gözünü kıracak diyor. Mevla öyle kepaze edecek onları. Büyük adamsın biliyorum. İstediğini yapabilirsin. Bu işin ahireti var. Ahirette kim büyük kim küçük belli olacak. Onun için burada akıllı olan ömrünü Allah'a kullukla bitirir. Kendini ahireti kurtarır. Bu duygusal hatıra hissinde paylaştığımı bilmiyorum. Yine 20 sene evvel kesin oldu. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin değerli bir evladı. Abdullah hocamız var efendim. Bir de Ahmet abi, Ahmet hocamız. Allah hepsine hayırlı ömürler nasip eylesin. Efendim, Abdullah hocamız böyle çok naif bir yapısı var. Yani efendim, böyle duygu dolu, böyle ruhaniyetli diyelim. İsmail'in çok da sade bir yapısı vardı böyle. Normal İsmail Han'ın girişinde böyle bir orada bir efendim, sade bir yerde otururdu öyle. Yani bir merasimi sevmez. İsmail Ağa'ya gittim, baktım Abdullah Hoca orada oturuyor. O İsmail Efendi'nin o türbe şeyin olduğu yer, kabri şerifin olduğu yerde orada bir tane bir yer bulmuş o ecdadın yaptığı efendim bir taş diyelim. O türbenin yanında öyle orada oturuyor hadi dışarıda. Gayet tabii bir yapısı var dedik ya. Yanına vardım. Efendim yani selamünaleyküm, aleykümselam dedi. Üstadım hocam nasılsınız? Döndü bana baktı. İlk kez ondan duydum. İlk kez çok çok etkilendim böyle vücudum titredi. Döndü bana baktı böyle. Belli değil dedi. Ahirette belli olacak dedi. Allah Allah. İlk kez duydum ondan. Çok acayip etkilendim. Çok doğru bir söz. Adama söyle nasıl? İyi ya tıkırım da yerinde fena değil falan. Nasılsın diye sordum. Belli değil dedi. Ya ahirette belli olacak. Şimdi adam istediği cümleyi kuruyor. Dev aynasında görüyor. Kibirden gururdan yürülmüyor. Olabilir. Ölünceye kadar serbest. Ama ölünce böcek olacaksın. O beğenmediğin, hor gördüğün, hakir gördüğün, efendim sarığına, sakalına, çarşafına, dinine, inancına, camisine, cumasına, sakalına, efendim zikrine, tesbihine, tahmidine, dervişliğine hakaret ettiğin o var ya, Allah onu öyle bir hale getirecek, seni öyle bir zelil edecek, bu gururundan 1000 kat daha fazla bir gurur verecek, efendim o hakir gördüğün Müslümanların ayakları altında ve fevkalledine keferu, efendim kafirlerin fevkinde olacak Müslümanlar ve onların ayakları, Müslümanların ayaklarını çatır çutur ezilecekler. Evet, bu işin şakası yok. Sen Allah'ı hakir görürsen, zelil olarak, meyus olarak sonucuna katlanırız. Allah kendimizi acımaya muvaffak eylesin. Ben Rabbimi seviyorum. Habibini seviyorum. Sahabeyi seviyorum. O yolda yürüyen alimleri, velileri, Allah dostlarını, sizin gibi pırıl pırıl Müslümanları da seviyorum. Bizi dinleyen kim varsa, dahili, harici, memleketi, içeri dışı kim varsa hepsine. Allah dünya ahiret selametini versin. Allah sevdiklerimizden ayırmasın. Ne gerek var ya? Mesele yani bu efendim hicri yıl, hicri yılbaşı vesaire öyle sati kelimeler değil bu meseleler. Adamlar her bir ayrıntıyı üşenmeden değiştirmiş. Harfi değiştirmiş. Mesela ülkemizde yapılan inkılaplardan en fecaatlisi hangisi deseniz hiç tereddütsüz
Efendim, harf inkılap. En felaketi o. Ezanı bir şekilde Allahu Ekber'e çevrildi. İstanbul'da 4000 tane cami satıldı. Bir şekilde efendim yeri dolmasa da yapıldı, yapılıyor. Efendim yerini Rabbim kat kat doldursun. 4000 tane belgeli bunlar. Ancak yani bunların telafisi oldu. Ancak bu harf inkılabı olmadı, gitti yani. Bin yıllık birikim gitti. Ecdat ne yazmış, ne yapmış, mimari, mühendisliği, tıbbi, askeri. 19 Haçlı Savaşı, sonucunu okumaya gerek yok. Osmanlı savaşlarını okuduğunuz zaman sonuç mutlak zaferle bitiyor. Nasıl yapmış bunu? Bu askeri olarak bir taktik midir, değildir? Cevap verin. Bunu öğrenmek lazım. Nasıl öğreneceksin? Değiştirdik. Tamam, Ali koş, efendi o ip atla, zıpla. Bu mu şimdi? Biz bundan mı çözeceğiz bu işi? Matematiği nasıl çözeceğim? Fiziği nasıl çözeceğim? Kimyayı nasıl çözeceğim? Çağ dışı demek de olmaz ki. Osmanlı yapmış bunları. Reddetmek de olmaz ki. Yani 1900 yılına kadar ecdadı hiçbir şey yapmadı, öyle mi? Böyle oturdu. Hiçbir onlarda akıl, fikir, şey yok. Ya İmam Serahsi dediğimiz büyük üstadlar 1500 cilt kitap ezberlemiş ya. Şimdi efendim 1000 taneden demiyorum, 100 taneden demiyorum, 10 tane efendim kitap okuyana profesör diyorlar. Kitap okuyana okuduysa o da. Aa, mübarekler 1500 cilt kitap ezberlemiş ya. Yazdıkları kitaplar binlerce cilt. Bunlar bunu yapmışlar. Yürüyen kütüphaneler sabahlara kadar efendim ilimle meşgul olmuş bunlar. Efendim ilimden kalkmayalım diye efendim yemek yemeye fırsat bulamamışlar. Bu, İmam Ebu Yusuf'tan bahsedilir. İlmi çalışmalar devam ederken yemekle uğraşmayayım demiş. Oradan bulmuş. Efendim karpuz da yenilmiş. Dibinde kalan karpuzun o hani dibini kemirirler ya. Karpuz kabuklarını öyle yemiş. Yemekten meşgul olmayayım diye. Ecdat böyle hayatlarını sürmüşler. Ya bunlar bir şeyden haberleri yok. Sen ise internetin başında Allame-i Cihan oldun, öyle mi? Niye bir şey yapamıyorsun ya? Niye Cihan'a hükmedemiyorsun? Kendine bile hükmedemiyorsun. Mevla niye itibar vermiyor? Niye bir yere de sözümüz geçmiyor? Allah katında itibarın yok. Mevla sana da itibar sağlayacak bir kuvvet, kudret vermiyor. Çevrende efendim İslam alemi nefsine uymuş, bölük pörçük. Allah birlik beraberlik nasip etsin. Konu geldi, yine hızlı söyleyeceğim. Allah tez zaman Mısır'la güçlü bir birlik nasip eylesin. Mısır çok önemli bir ülkedir. Yani konum itibariyle, yapı itibariyle Mısır'la Osmanlı 1515'te Ridaniye'de efendim orada birlikteliği sağlayınca efendim Firavun'un torunlarını derdest edip Mısır halkı Osmanlı'yı sever. Ondan sonra zaten birlik tesis edildi. Kargaşa çıkmadı. Mısır hür iradesiyle, ülkemiz hür iradesiyle Müslüman olmuştur. Baskıyla değil. Onun için Allah cihan hakimiyetlerini nasip ediyor. Mısır'a da Afrika'nın hakimiyetlerini nasip ediyor. Tarihi iyi okumak lazım. Bunları yan yana iyi getirmek lazım. Devleti idare edenler, yani dış işleriyle alakalı ilgilenenler mutlaka yani enerjilerini doğru adreslerde kullanmaları lazım. Doğru adreste enerjini kullanırsan efendim kıraç bir arazin var. Habire orada buğday ekiyorsun. Ya burada 100 dönüm şahane bir arazin var. Burada eksene. Verimli arazide buğday ekeceksin. Kıraç, taşlık arazide istediğin kadar uğraş. Buğday olur mu olmaz mı? Cevap ver. Ya Balkanlar, Kafkaslarla istediğin kadar uğraş. Bunlar küçük devletler. Bunlarla bir şey yapamazsın. Evet, bunlarla birlik iyi bir şeydir. Ama güçlü bir şey yapamazsın yani. Güçlü bir şey yapabilmen için efendim güçlüyle ittifak edeceksin. Bu mesele budur. Mesele uzayacak. Şimdi Bakara suresindeki bu ayeti kerime, ya eyyühellezine amenu, ey Müslümanlar, la tekulu ra'ina, siz Habibime ra'ina demeyin. Ra'ina Arapçada bakar mısın? Yani birine sesleniyorsun, efendim sırtı dönmüş, seni göremiyor, bakar mısın? Şimdi ra'ina, efendim mesela Türkçede de oluyor, bir kelimeyi kullanıyorsun, başka bir dilde farklı bir mana çıkıyor. Ya hoş olmayan bir mana çıkıyor. Efendim geçen Türkçe bir şey söyledik. Bizim sınıfta böyle yani esas ana dilleri Arapça olan arkadaşlarımız da var. Bizim fıkıh heyetlerinde. Güldü bir tanesi. Dedim niye gülüyorsun? Dedi ya biz esas ana dilimizde konuşurken bu biraz argo bir manaya geliyor dedi. Allah Allah. Yani Türkçe bir kelime. Bize göre gayet normal. Efendim adama göre farklı geliyor. Şimdi bu ra'ina efendim hakaret manasında
Yahudiler öyle bir mana çağrıştırıyor. Allah Celle Celaluhu da burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farklı dilde çağrıştıran bir efendim tarizi bile burada Mevla Teala bize hatırlatıyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e saygı ifade eden kelimeleri kendi dilinde değil, başka dilde saygısızlığa götürüyorsa ona bile dikkat etmek lazım. Bu kadar Allah Habibim diyor ve onun günümüz ifadesiyle şanını, vakarını, onurunu Mevla Celle Celaluhu saygınlığının korunmasını istiyor. Sen şimdi kalkıp peygambere gelişigüzel ifadeler, Resulullah Efendimizle alakalı cümleler vesaire, buna bu saygısızlıkla onu nasıl cennete gidilecek? Onun için burada ya eyyühellezine amenü, Müslümanlar la tekulu ra'ine, bu kelimeyi kullanmayın. Kullanmayın çünkü başka dilde Habibime tariz ediyorlar. Efendim bunu da kabul etmiyorum. Buna da dikkat edin. O kadar Habibimin şanını koruyun. Habibim demek yani bir insanın en çok sevdiği, Allah Celle Celaluhu'nun bize en çok sevdiğim, Mevla tanıtıyor bize. En çok sevdiğim diyor. Ve kulü ne diyelim ya Rabbi? Unzurna. Unzur kelimesi o da aynı bakar mısın manasındadır. Efendim ve kul unzurna. Unzurna kelimesini kullanın. Vesme'u. Kullarım. Bak bu sözümü tutun. Siz Habibime farklı manalarda, siz normal efendim kendinize göre iyi ama Habibimin şanına halel getirecek bir ifade, bir tavır, bir davranış, efendim bunu yapmayın. Vesme'u. Hani bir komutan askere diyor ki bak meseleyi iyi anla. Yani diye tembihatta bulunuyor. Eğer bunu böyle dikkat etmezsen efendim canından olursun. Veya efendim sana büyük ceza veririz, askeriyeden atarız gibi neyse. Şimdi devamını anlatabilirim. Esma'u. Benim sözümü tutun kullarım. Velil kafirin, kafirler için. Şimdi bir ayeti kerimenin bitişi öncesinin mahiyetini anlatır. Mesela tefsirde şöyle bir özellik var. Bir Kur'an-ı Kerim bir meseleyi anlatıyor. Orada bunu yapmayın dediği zaman demek ki yapılması mekruhtur. Yapmamak gerekir. Ama mesele eğer çok büyük azap ederim, azizün züntikam, intikam sahibiyim, cehenneme atarım diyorsa bu demek haram. Mevla Celle Celaluhu bunun haram olduğunu bize bildiriyor. Şimdi bu incelikten sonra dikkat edin. Velil kafirin, kafirler için. Burada kafirliği gerektirecek ne var? Onun Habibine en ufak bir saygısızlık adamı direkt kafir eder. Peygamber'e en ufak bir saygısızlık adamı dinden çıkartır. E onun efendim adam peygamberin sünnetleriyle alay ediyor. Sakalıyla, sarığıyla, yaşantısıyla. Bir alim, bir veli, bir efendim Müslüman, bir iman ehli peygamberin yaptığı bir şeyi yapıyor. Adam hakaret ediyor. Sen peygambere hakaret ediyorsun. Niye? Şimdi onun taşıdığı bir kimlik kendi şahsi bir kimliği değil. Şahsımla alakalı şu andaki bizde olan evsaf, benim şahsi bir fikrim yok bende. Bu bedeni Allah bana emanet verdi. Allah bana dedi ki kulum sana emanet verdiğim bedeni, evet ya Rabbi, irade senin, o iradeni bana teslim edersen efendim üstünde de zahiren görürsen kulum diyeceğim. Yok nefsine teslim edersen eferayte menittehaze ilahe hevahu, arzunun peşine gittiğin için ben senin ilahın değil, nefsin senin ilahındır. O zaman ölünceye kadar sen bilirsin. Ölünce de efendim istemediğin şeyler olacak. Vurulursun zincire, atılırsın cehenneme. Meselenin özü bu. Burada insanoğlu dikkat etmesi lazım. Vesme'u, dinleyin. Dinlemiyorsunuz. Velil kafirin. Siz Habibime en ufak bir hakaret ve saygısızlık sizi dinden çıkmış sayacağım. Azabun elim. Yakıcı bir azap var. Cehennemin dibini bulursunuz diyor. Allah bizi Habibinden ayırmasın. Yani bir insan efendim Allah'ın emrini çiğnese günahkar olur. Beraber konuşalım. Ama hakaret etse, alay etse ne olur? Bir insan peygamberin sünnetlerini yapamazsa veya yapmazsa vebal olur. Peygamberin şefaatinden mahrum olur. Alay etse, inkar etse ne olur? Kafir olur.
Sen inandığın dinden alay edemezsin. İnandığın dine hakaret edemezsin. Yapamazsın sen bunu. Yani burada meseleye hassas davranmak gerekiyor. Sen inandığın dine saygısızlığı yapamazsın. Ma yeveddü lezine kefer min ehlil kitab velel müşrikîn. Mevla Teala bize tanıtıyor. Ma yeveddü lezine kefer. O kafirler var ya. Min ehlil kitab. Yahudi Hristiyanlar. Velel müşrikîn. Müşrikler. Yahudi dediğimiz, Hristiyan dediğimiz belli. Müşrik ülkemizdekiler. Ülkemizdekiler müşriktir. Açık konuşalım. Ne demek istiyorum? Ben isim vermedim ki şudur budur diye. Şimdi adama diyorsun ki ne? Efendim kitabım Tevrat diyor. Peygamberim Musa diyor. Biz aleyhisselam deriz. Tevrat Allah'ın kitabıdır. Şimdi o bir sonraki ayette onu açıklayacağım. O da diyor ki peygamberim İsa, kitabım diyor İncil diyor. Peki. Biz de diyoruz ki kitabımız Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberlere ve bütün kitaplara inanırız. İman ederiz. Adama soruyor sen nesin? Medeniyim diyor. Çağdaşım diyor. Layıkım diyor. Bir şeyler söylüyor. Ya arkadaşım senin kitabın ne? Kur'an dese uyması lazım. Peygamber dese şey yapması lazım. Müşrik. Uzatmaya gerek yok. Yani eğer adam Müslümanım demiyor da başka kelimeler kullanıyorsa o gavurluğun başka bir ismi. Ha işte. Bu 92'li yıllarda Ümraniye Merkez Kur'an kursundaydım. Efendim eğitimlerimiz karşıda devam etmişti Fatih'te. Sonra Ümraniye'ye geldik. Orada eğitim devam etti. Sonra bu bölgelerde çalışmalar nasip oldu. Neyse efendim hayat böyle devam ediyor. Allah yolunda nefes tükettirsin inşallah. Orada efendim Arapça, İslami ilimler, fıkıh çalışmaları bizim Çınaraltı, Ümraniye Çınaraltı'nda orada derslere ders halkaları oluyordu. Bizim Recep hocalarımız mesela Ömer Keleş hocalar Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Orada ilmi çalışmalar yapıldı. Katılıyorduk. Ve orada efendim merkezde bulunan cami görevlileri, hoca efendiler efendim onlarla tefsir dersi yapıyorduk. Toplanıyorlardı. 10-15 kişi oluyordu. Efendim her gün tefsir dersi yapıyorduk. Efendim tefsir yaparken o merkezde bulunan hocalardan bir tanesi efendim şimdi eğer dinlerse hatırlar kendisi de. Ya dedi ki burada dedi efendim işte Aleviyim diyen birisi var. Adam okumuş bir şeyler iddia ediyor. Biz ona yani ikna edici cevaplar yetiştiremedik. Biz senin yanına gelsin. Buyursun gelsin. Geldi. Ondan sonra şimdi bazı meselelerde ayrıntıyla uğraşmaya gerek yok. Ana hatlarıyla gitmek lazım. Şimdi baktım adam hakikaten efendim İslam tarihini incelemiş. Efendim İslam'ı biliyor. Aleviliğin ne olduğunu, işte Hazreti Ali ile alakalı meseleleri vesaire oradaki işte Sıffin'dir vesaire savaşları biliyor falan. Şimdi bunlar ayrıntı. Ben kendisine dedim ki meseleyi uzatmaya gerek yok. Dersteydim, çıktım. Sana vakit ayırıyorum. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bu ayet-i kerime ile alakalı. Dedim ki Yahudiler diyor ki kitabım Musa, Tevrat, peygamberim Musa aleyhisselam. Hristiyan diyor ki peygamberim İsa, kitabım İncil. Ben de diyorum ki kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana kitabın ne, peygamberin ne söyler misin? Hacı Bektaş-ı Veli dedi. Ya Hacı Bektaş-ı Veli bir Allah dostudur. Yani peygamber değil öyle bir kitap falan. Yok. Şimdi eğer kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorsan o zaman Müslümanım de. Başka bir isim niye takıyorsun? Şiadır, Alevidir, bu isimleri niye kullanıyorsun? Müslümanım. Huve semmâkumul müslimin. Allah bize Müslüman ismini taktı. Ayettir bu. Allah bize bu ismi taktı. Yani ismin bu. Siz dedim nesiniz? Söyler misin bana? Kitabın ne? Peygamberin ne? Döndü bana. Ya ben de dedi bu yolun batıl olduğunu biliyorum ama ya Müslümanım desem sizin gibi yat kalk namazla uğraşacağım dedi.
Yani yat kalk namazla uğraşacağım dedi. Şimdi özde herkes neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyor. Şimdi sonra dedim ki siz diyorsunuz ki ben böyle bir yol tutturdum bu yolda gideceğim. Eviniz ne tarafta dedim? Şu tarafta dedi. Dedim buradan çıktın. O tarafa gidene kadar kafan döndü. Bu tarafa gidiyorsun. Ben de diyorum ki beyefendi sizin eviniz o tarafta sen bu tarafa gidiyorsun. Yok yok ben bir yol tutturdum gidiyorum der misin? Demem. Niye? Evin o tarafta değil dönersin. Dedim cennet o tarafta değil cennet bu tarafta. Dön bu yoldan. Tamam döndüm dedi söz dedi. Dedim senin dönmen yetmez sülalenin de çevireceksin dedim. Ona da söz verdi. Öyle bir hatıra yaşamıştık. Şimdi yani adam diyor ki şuyum bu o sen bilirsin. Ama o yol cennete gitmez. Benim dinimde çalgılar, çengiler böyle bağırmalar, çağırmalar. Şimdi bakıyorsunuz o Hazreti Hüseyin radıyallahu efendimizin şehitliği meselesi. Şimdi bağırıyorlar, çağırıyorlar, bilmem neler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ya Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, bak bizim her tarafımızda, camilerimizde Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali, efendim bütün insanlar bu isimleri çocuklarına takar. Hazreti Hüseyin'i efendim şehit eden o zalimler efendim kim ise ona kim sahip çıkar ya? Yani tarih boyunca kim zalimin yanında durmuştur? Yani madem sen Hazreti Hüseyin'i sevdiğini söylüyorsun, Hazreti Hüseyin hayatı boyunca camide geçmiş ömrü, ibadette geçmiş, adam Hazreti Ali'yi sevdiğini söylüyor. Hazreti Ali'yi seviyorsan Hazreti Ali camiye giderken hayatı boyunca namazda camide ömrü geçti ya. Böyle efendim bir araya gelip Hazreti Ali'nin elinde saz falan yok. Hakaret söz. Ben hakaret etmiyorum. Bu, yani Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hayatı boyunca camide geçti. Şimdi o arkadaşa dedim ki sen niye namaz kılmıyorsun dedim işte az önceki arkadaşa. Dedi Hazreti Ali camiye giderken öldürüldü. Yemek yerken öldürülseydi ne yapacaktın dedim ya. Vallahi hiç bunu düşünmedim. O zaman düşün dedim. Biraz daha onu düşün. Yani güya bir iddiada bulunuyor. Ya şimdi burada yani biz bir iddiada bulunmuyoruz. Bizim bir iddiamız yok. Ya beni yaratan Rabbim bana efendim Habibim dedi Hazreti Muhammed tarafından sallallahu aleyhi ve sellem hükümlerini bildiriyor. Bunu yaparsan cennet vereceğim diyor. Yapmazsan cehenneme gidersin diyor. Yani karar senin arkadaşım. Birbirimize kızmayalım, bağırmayalım. Adam Yahudiyim diyor sen bilirsin. Hristiyanım diyor sen bilirsin. Şiayım diyor sen bilirsin. Aleviyim diyor sen bilirsin. Cennete gidemezsin. Kusura bakma. Her türlü işi yapacaksın ondan sonra cennet. Yok böyle bir şey yok. Cennetin yolu o yoldur. O yolda Kur'an'dır. Sünnettir. Peygamberin yoludur. Sahabenin yoludur. Hazreti Ali'nin yoludur. Hazreti Hüseyin'in yoludur. Hazreti Hasan'ın yoludur. Radıyallahu anh. Hazreti Ali diyorsan dürüst ol o zaman. Hazreti Ali'ye uy. Sıkıntı yok. İsa Aleyhisselam diyorsan dürüst ol. İsa Aleyhisselam diyor ki min ba'di ismi Muhammed. Benden sonra Hazreti Muhammed gelecek diyor. Sen İsa'da dürüst değilsin. İsa'yı istediğin gibi seviyorsun. Hazreti Ali'yi de istediğin gibi seviyorsun. Böyle bir şey yok. Hazreti Hüseyin derler, Hazreti Hasan demezler. Hazreti Hasan'ı niye sevmiyorsun? O mesele de uzun bir meseledir. Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Muaviye ile ittifak etti. Orada kargaşa çıkmasın diye. Orada o mesele 10 saatlik bir meseledir. İşine gelene kadar şey yapıyorsun. İşine gelmedi mi orada hemen şerit değişir. Böyle bir şey olabilir mi? Din bir bütündür. Hazreti Hüseyin'in vefatına, şehitliğine efendim bu kadar feveran ediyorlar. Evet. Yani yanlış yanlıştır. Kötü kötüdür. Bütün şehitlerimiz efendim onları şehit edenlerin Allah müstahakkını versin. Hazreti Hüseyin'e efendim o menfur işi yapanların Allah müstahakkını versin. Kim bunlara sahip çıkabilir? Hazreti Hüseyin'i benden daha çok kim sevebilir? En çok efendim Hazreti Hüseyin'i efendim iman ehli sever. Dürüstçe seviyoruz biz. Hazreti Hüseyin'i seviyorum diyor. Konuyu açıyorum dikkat. Bir salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem ve emin ol. Hazreti Hüseyin'i seviyorum diyor. Tamam. Hazreti Hüseyin'in vefatından dolayı işte Aşura günlerinde ayinler yapılıyor, bilmem bir şeyler yapılıyor. Niye yapıyorsun? Hazreti Hüseyin. Kim bu? Hazreti Ali'nin efendim evladı. Peki Hazreti Ali kim? Hazreti Muhammed'in yeğeni sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'nin bir ünvanı yok. Resulullah Efendimiz'in damadı olması. Hazreti Hüseyin'in de bir ünvanı yok. Peygamber torunu olması. Hazreti Hüseyin şanını nereden alıyor? Şimdi biraz hani şey gibi ders gibi ortaya koyalım. Hazreti Hüseyin şanını nereden alıyor? Peygamberden alıyor.
Bir insanın vefatından dolayı, başına geldiği bir halden dolayı dinde feveran etmek varsa bu ünvanı Hazreti Muhammed'den alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın vefat ettiği pazartesi günü. O zaman da orada feveran edelim. Bağırıp çağıralım. Ağıtlar yakalım. Ya bu işin aslı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Resulullah'ın vefat ettiği günde böyle bir şeyler yapalım. Yok, dinde yok böyle bir şey. O zaman dinime mal edemezsin sen bunu. Bunları açık konuşmak lazım. Kalkıp da Hazreti Hüseyin'i benden daha çok sevdiğini de iddia edemezsin. İsa Aleyhisselam'ı Müslümanlar mı doğru seviyor, Hristiyan mı doğru seviyor? Cevap verin. Musa Aleyhisselam'ı Müslümanlar mı doğru seviyor, Yahudi mi doğru seviyor? Cevap verin. Hazreti Ali'yi efendim Müslüman mı doğru seviyor, yoksa Hazreti Ali'nin peşine gidiyorum diyen saz çalanlar? Kusura bakma. Sen Hazreti Ali diyorsun ama lafızda kalıyor bu iş. Hazreti Ali'yi seviyorsan onun gibi oruç tutacaksın. Ramazan'da oruç tutardı. Onun gibi namaz kılacaksın. Hazreti Ali'nin yolunda senin yolun çıkmaz. İsa Aleyhisselam'ın yolunda böyle bir putperestlik söyleyin. Çıkmaz. Musa Aleyhisselam'ın yolunda böyle bir eşkıya, böyle bir terörist söyleyin. Çıkmaz. Hazreti Hüseyin'i efendim şehit edenlere kim sahip çıkıyor? Hangi Müslüman sahip çıkıyor? Hazreti Hüseyin demekten başka ne diyebiliriz ki biz? Bütün camilerimizde Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali, Ebu Bekir Sıddık, bunların efendim levhaları, altın levhalar var mı yok mu? Cevap ver. Sen kalkıp Hazreti Hüseyin'in sevgisini bana mı anlatacaksın? De git oradan ya. Ömründe namaz kılmasın, ömründe ibadet etmezsin, ömründe efendim oruç tutmazsın, ömründe ibadet bilmezsin. Kalkmışsın bana Hazreti Hüseyin diyorsun. Ya bırak bu istismarları ya. Yeter artık ya. Düşün yakamızdan ya. Hazreti Hüseyin benim. Hazreti İsa Aleyhisselam beraber gidelim. Benim. Musa Aleyhisselam benim. Hazreti Ali benim. Bunlar bize ait ya. Benim kutsalımı alma ya. Git kendine başka bir şey bul. Allah dinimizi istismar edenleri şerrinden muhafaza eylesin. Oradan kalkıyorsun. Bütün Müslümanlara saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun falan. Bu niye yapıyorsun? Niye böyle ikilik çıkartıyorsun? Bütün Müslümanlara diyemiyorum o kelimeyi. Yezid demeye kalkışıyorlar. Hangi Müslüman efendim katil olmak ister? Bunu kim yapabilir? Hangi Müslüman yapabilir? Allah yar ve yardımcımız olsun. Bazı meseleleri net cümlelerle anlatmakta fayda var. Şimdi yurt dışından mesela gurbetçiler geliyorlar. Ziyaret ediyorlar. Her gelen diyor ki ya hocam net konuşmandan dolayı biz çok çok sana teşekkür ediyoruz. Net konuşmak lazım. Yani cümleleri evirip bükmüyorum. Hakaret suçlu. Ben hakaret etmiyorum. Bakın Hristiyanlara hakaret etmedim. Madem İsa Aleyhisselam diyorsun o zaman dürüst ol. İsa Aleyhisselam ne diyor? Benden sonra bu Hazreti Muhammed gelecek diyor. Tamam, sözünü dinle o zaman. İşine öyle olmaz ki. Hazreti Ali diyorsan tamam. Ne dediğin güzel bir şey Hazreti Ali. O zaman Hazreti Ali camiye gidiyor ya. Bir defa şehit olduğu istikamet cami istikameti. Ömründe camiye gittin mi? Cami bilir misin? Ondan sonra diyorsun ki ben şuyum buyum. Yapma bunu. Yapma. Camide siyaset var diyorlar hocam. Ondan sonra siyaset diyor, şu diyor, bu diyor vesaire. Ya şimdi bahaneler uydurmak. Yani birine kızıp şimdi burada Ebu Cehil'e kızıp da Ebu Bekir Sıddık'a düşman mı olacaksın? Yani bir yanlış yapılıyor diye doğruya mı düşman olacaksın? Yani siz mesela burada bir konu açmış oldunuz. Bunu lütfen beraber devam ettirelim. Memurlardan birisi yanlış yaptı diye bütün memuriyete efendim düşman olunur mu? Cevap verin. Emniyetten birisi yanlış yaptı diye bütün emniyete düşman olunur mu? Askerden birisi vatana ihanet etti diye bütün askere düşman olunur mu? Sağlıkçı bir doktor bir yanlış yaptı. Bütün tabiplere düşman olunur mu? Bir hoca yanlış yaptı. Bütün hocalara düşman olunur mu? İnsan hata yapabilir arkadaşlar. Hatasız tek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İsmet sıfatı oradadır. Onun dışında sahabe efendilerimiz bile hata etmişlerdir. Hatasızlık efendim kusursuzluk Allah'a mahsustur. Bir de hatasızlık dediğimiz ismet sıfatı. Yani düştükleri zelle de denir ona. Günah işlediler demek adamı dinden eder. Peygamberlerde günah yoktur. Zelle vardır. O da uzun bir meseledir. Dikkat edelim. İsmet sıfatı ne demek? Mevla onları korumuş. Her şeyle örnek göstermiştir. Allah bizi Habibinden ayırmasın inşallah. Mesele bu. Kimse münezzeh değil. Kimse kusursuz değildir. Olabilir. İsmail olarak ben hata yaparım. Ben hata yaptım. Din hata yapmaz. Ben hata yaptım. Peygamber hata yapmaz. Benim yaptığım hatamdan bana kızacaksın. Dinime kızmayacaksın. Bende bir hata bulup dine kızıyorsan dinsizsin. Bende bir hata bulup peygambere kızıyorsan gavursun.
Bende bir hata bulup Kur'an'a düşman oluyorsan gavur olduğun için yapıyorsun bunları. Bahane arıyorsun yani. Benim hatam beni bağlar. Estağfurullah derim, hatamı silerim. Doğru mu? Estağfurullah deyince dinde istiğfar var mı yok mu? Dinde tövbe var mı yok mu? Aha size tövbe. Cümle hatalarımdan, cümle günahlarımdan tövbe ya Rabbim. Allah beni affeylesin. Bak burada bu kadar evliya amin dedi. Şu anda sıfırlandım ben. He? Anladın? Gerisini sen düşün. Mesele bu. Olayı iyi anlamak lazım. Allah hepimizi sıfırlasın ya. Öyle bakıyorsunuz bana. Hoca sen kendini kurtardın, biz ne olacağız falan. Garantimiz yok da işin latifesi ya. Ama istiğfar var da, ama önemli bir konu anlatıyorum hakikaten. Yani duygusal bir mesele. Burada kul, ulemanın kanı zehirlidir. Hep bunu söylüyorum. Bu şu demektir. Bir ilim ehli, bir hafız, bir hoca, bir din adamı. Bir yanlış gördünüz. Olabilir. Ben de gördünüz. Olabilir. Ben sizi şaşırtabilirim. Olur. İnsanım. Bunu bilerek söylüyorum ki böyle bir şey olduğunuzda hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü kayıtsız şartsız bizim örneğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu istediğin kadar tanı. Hayal kırıklığına uğramazsın. İnsanlarda yanlış görürsün. Bunlar tabii şeylerdir. Allah kimseye örnek göstermemiş. Allah'ın örnek gösterdiği tek kişi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü. Allah bizi Habibinden ayırmasın. Amin. Ne Diyanet'e örnek göstermiş, ne tarikata örnek göstermiş, ne cemaate örnek göstermiş, ne şunu ne bunu. Allah'ımızın örnek gösterdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir de Bakara suresinde فَاِنْ اَامَنُوا بِمِسْلِمَا اَامَنْتُمْ بِهِ Sahabe. Sahabe gibi inanırsanız, çünkü peygamberin buyruğunu birebir sahabe uygulamıştır. Allah Ebu Bekir Sıddık gibi iman, Hazreti Ömer gibi istikamet, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Hüseyinler, Hasanlar gibi, Fatıma annelerimiz gibi dost doğru yollar. Allah bize nasip eylesin. Onlara birebir tabi olmak isteriz yani. Anladın? Allah onlara da örnek gösterir. Teminat var çünkü. Biz ona bakarız. Onun dışındakiler Mahmud Efendi. Dine uymuş mudur? Uydu. Uyduysa tamam deriz. Uymadıysa kimseyi kutsamayız biz. Kimse kutsal değildir. Burada nedir? Adam tarikat şeyhiyim diyor. Bir bakıyorsun hiç dine uymuyor. Ne tarikatı? Dinden haberin yok senin. Geçen biriyle tanıştım böyle. Şeyhim diyor. Ne şeyhi ya? Efendim, adam şeyi okuyamıyor. Dua okuyamıyor. Şeyh ne şeyhi? Dinden haberi yok adamı. Şeyh. Yani adam şeyhim demek ki şeyh mi oluyor yani? Hipnotize olmayın. Ben artık üst efendim cümleleri net kurmaya başladım bundan sonra. İsmail Hünerlice. O da ben oluyorum. Türkiye'nin yüksek mimarı. Şu anda dedim mi ben bunu? Cevap verin. Duydunuz mu benden? İsmail Hünerlice ben oluyorum. Türkiye'nin yüksek mimarıyım. Dedim mi demedim? Cevap verin. Demekle mimar oldun mu? Proje çizebilir miyim? Ya İsmail mimarım dedi. Bunun büyük projeleri var. Yok ya böyle bir proje yok bende. Ben mimar değilim. Ben fıkıhçıyım. Ben tefsir yaparım. Adam şeyhim demekle şeyh olmaz. Dinden haberi yok bu adamın. Hipnotize olmayın. Dine bakın. Adamın yaşantısına bakın. Dine uyuyorsa tamam deyin. Uymuyorsa korkmayın. Sen yanlış yapıyorsun. Eleştirilmeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eleştiremediğimiz sahabe ve müçtehit ulemadır. Haddimize değil onları efendim ileri geri konuşmak. Müçtehit isen İmam-ı Azam ayarında konuş. Ben değilim. Ben Allah'ıma dua ederim. O büyüklerden ayırmasın derim. Ama günümüzde yaşayan bir adam. Bakıyorsun. Anam şeyim diyor, buyum diyor. Hiç. Hipnotize olmayın. Açıkça söylüyorum. Bütün ölçü dindir. Ahkam-ı dine bakacağız biz. Din-i bin İslami kim uyuyor, kim uymuyor? Bu ölçüyle gideceğiz biz. İşte mesela sabahtan beri konuştuk. Şia dedi, Alevi dedi, şu oldu diyebilirsin. O senin kararın. Ben dine bakarım. Yaptığın dine uyuyor mu, uymuyor mu? Adam Aleviyim diyordur. Yaptığı birebir dine uyuyor. O zaman Müslümanım de bitir bu işi de. Gelmişim buraya kadar madem kapıya. Açtık kapıyı, buyur gel. Herkese cennette yer var. Allah hepimizi cennetine dahil eylesin. Amin. Kimsenin kötü olmasını istemeyiz. Hristiyan da olsa İsa Aleyhisselam'ı dinle. Ne diyor? Hazreti Muhammed'e uy diyor. Uy işte. Gel. Gel. Anladın? Heh. Mevlana gibi herkesi davet ediyoruz biz de. Cennetin yolu bu. Şimdi Allah hepimizi istikamete daim eylesin. Çok mühim bir konu. Efendim hızlandıralım. Ma yebeddüllezine kefer min ehli kitab velel müşrikin. O Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Müşrik. Kitabı yok adamın. Kutsalı yok.
En yünezzel aleyküm min hayrim min rabbik. Allah tarafından size bir hayır gelmesini istemezler. Vallahi yoktur mesela ülkemize hayır gelmesini istemiyor. Ambargo uyguluyor. Şimdi gri kategoride mi ne? Ülkemize ambargo yapıyorlarmış. Niye? Dünyanın en büyük efendim yani kendi ülkesinde ülkesi olmayan insanları barındıran bir ülke. Avrupa mesela mültecileri kabul ediyor. Niye? Dünya şunu söylüyor. Diyor ki bir adam kendi ülkesinde efendim barınamamış. Benim kapımı çalmışsa isimle gidelim Almanya. Diyor ki adam benim kapıma gelmiş. Ben onu kapıma alırım diyor. Evime alırım diyor. Mülteci denir buna. Yani mesela Almanya'da 500 binden fazla insan var. İşte Fransa'da 300 bin kişi var. İtalya'da 200 bin kişi var. Yani burada meseleyi incelediğimiz zaman Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'in ifadesi mesele çok uzayacak. Böyle bir insani bakımından Müslümanların Hristiyanlarla birlikte iş yapması tarihte bunu görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi var. Çok özet. Rum suresinde efendim Farisilerin savaşı kazanmasından Müslümanlar çok üzüldüler. Sonra Rumlar galip gelince yevmeizin yefrahul müminun Müslümanlar diyor. Rumların ehli kitabın galibiyetinden sevindiler diyor ayet. Binasrillah Allah'ın yardımı geldi diyor. Yani Hristiyanların zaferi Farisilere karşı Allah'ın zaferidir diyor Rum suresi. 10 saat anlatmam lazım çok özet. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Biri kuralsız. Mesela İran'da bir tane mülteci bulamazsın. Almaz. Almaz. Almıyor adam. Yani adamda insani bir kural yok. Uzun meseledir. Şimdi oraya gitsek 10 saat gidecek bu mesele. Ama gavur dediğiniz bir adam insani olarak insani bir karakter yapısı var. Bana deseniz ki Çin veyahut da İran'ın ile birlikte mi hareket edelim Avrupa ile mi? Ben ülkede Dışişleri Bakanım, yetkiliyim. Ben Avrupa ile birlikte hareket etmek isterim. Tuhafınıza gidiyor ama ben burada bir İslam hukukundan bahsediyorum. Yani senin oturup akıllı bir şekilde konuşabileceğin bu gavur mu bu gavur mu? Hangi gavur? Biri kuralsız gavur, biri kurallı gavur. Anladın mı meseleyi? Kur'an-ı Kerim Rum suresi bunu anlatır uzun uzun. 10 saat konuşmam lazım. Bana ileriki tarihlerde bu meseleyi sorun. Rum suresi. Kur'an-ı Kerim Rum suresi. Bildiğiniz Rum. Rumlardan bahsediyor. Rumların zaferi Müslümanları sevindirir diyor Kur'an. Ayet bunlar. Neden? Çünkü bu gavur ama bir kuralı var. Mesela İran'a efendim ülkemizden 1000 kişi gidiyor turist olarak. Ben ebediyen gitmem. Özel uçak gönderseler yine gitmem. Gitmem. Gitmem yani açık söyleyeyim. Neden? Çünkü kültürüm uymuyor. Yapım uymuyor. Adamların hayatları hep ihanete dayalı. Hiçbir zaman Frank'ten uğraşmamış. Hep Müslümanları arkadan hançerlemiş. Ebubekir Sıddık 2 yıl boyunca bunlarla boğuşmuş. 10 yıl Hazreti Ömer'in bütün mücadelesi Farisilerle olmuş. Böyle bir azılı gavur bunlar. Bilmek lazım bunları. Sen ne dinden haberin var ne tarihten haberin var. Anladın mı meseleyi? 10 saatlik meseleyi 2 dakikaya nasıl sığdıracağız? Abi işte böyle. Buradaki meseleler mesela bazıları bunu sadece dinlediği zaman bunun boyutlarını incelemek lazım. Ama özet olarak diyorum ki Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi orada Rum suresini çok mana verelim. Allahu Ekber. Nereyi açtım? Gösterebilirim. Ya Subhanallah. Sure-i Rum. Açtığım yer orası. Onun başlangıcında Elif Lam Mim. Birkaç sayfa çevirdim çünkü tam ortasını açmışız. Kul siru fil ardı. Yani kitabın ortası derler ya. Rum suresi. Gulibetir Rum. Rumlar mağlup oldu. Fi ednel ard. Faris toprakları. Ve hum min ba'di galebihim. Mağlubiyetten sonra seyaglibun galip gelecekler. Fi bid'isinin 9 yıl içerisinde. Lillahil emru min kavli ve min ba'd. Evvel ahir. Hüküm Allah'ın. Ve yevme izin Rumlar galip geldiğinde yefrahu sevinir. Siz tercüme edin. El müminun. Müslümanlar. Binasrillah. Allah'ın zaferi. Rumların Farisilere efendim galip gelmesi Allah'ın zaferidir. Müslümanları sevindirmektir. Neden? Kurallı gavur efendim orada yetkiyi ele alıyor. Kuralsız gavurdansa. Yansur men yaşa. Allah dilediğini yardım eder. Ve huvel azizur rahim. Allah çok yücedir. Merhamet sahibidir. Arkadaşlar bu yani devlet idaresi biraz farklı. Yani farklı derken burada yani
bir Müslüman Osmanlı. 500 yıl Avrupa'da kaldı mı, kalmadı mı? Kaldı. Yunanistan, Macaristan, Osmanlı topraklarında Osmanlı'ya baş kaldırmadı. Ana yapı itibariyle insani olarak ortak noktayı bulabiliyorsun. Ama bir azılı bir müşrik de bulamıyorsun. Adam eline fırsatı geçtiği anda hemen sana kurşunu sıkıyor. İhanet ediyor. Hain. Allah hainlerden ebediyen bizi kurtarsın. Dürüst. Fatih Sultan ne dedi? Düşmanın merdini isterim dedi. Kahpesini değil. Düşman olsan da mert ol ya. Kahpelik yapma. Arkadan efendim hançerleme. Ülkemi tarumar etme. Ülkemin kutsalını değiştirme. Ezana düşman oluyor, camiye düşman oluyor, dine düşman oluyor. Müslümanlar hakaret ediyor. Ya gavurluğunu yapacaksan yap, ben sana bir şey diyor muyum? Sen ne dalaşıyorsun bana? Azılı gavur. Allah hadsizlerin şerrinden bizi kurtarsın. Amin. Bezdik usandık. Ya bugün bayağı dolandık. Maşallah. Uykunuz da gelmedi ha. Cennete kadar yolunuz var. Ama öyle konular oluyor ki benim de uykum açıldı yani. Böyle. Dünya bu. Peki. Efendiler. Vallahu yahtasu bi rahmeti men yeş. Allah dilediğine rahmetini seçer. Vallahu zül fadlil azim. Ma nensek min ayetin evnunsiya. Mevla buyuruyor ki ben bir hüküm getirdim. Efendim hüküm getirdim. Onu Mevla kaldırıyor. Şimdi Mevla Teala Tevrat'ı gönderdim, beraber konuşalım. Sonra efendim İncil'de Tevrat'ı hükmünü kaldırdı mı? Şimdi Kur'an geldi mi? İncil'in ve Tevrat'ın hükmü kalktı mı? Hüküm Allah'ın. Yani insanlar bir kanun yapıyorlar. Ondan sonra onu kaldırıyor. Bir başka kanun yazıyor. Ondan sonra onu kaldırıyor. İnsanlar bunu yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu da sonsuz kudret sahibi. Hüküm onundur. Mevla bir hüküm gönderiyor. Onu değiştiriyor. Tasarruf onun. Tasarruf onun. Bunun misalleri var Kur'an-ı Kerim'de. Efendim, evnunsiya veyahut da unuttursak diyor Mevla Teala. Resulullah Efendimiz o ayeti okuyor, sonra ayet-i kerime yok. Mevla Celle Celaluhu onu, efendim, muradı öyle. Ne tibi hayrim minha, onun daha hayırlısını, ev misliha, benzerini getiririz. Elem te'alem bilmez misin? Enne Allah, Allah ala kulli şeyin kadir, her şeye kadirdir. Şimdi önemli bir hatırlatma yapıp inşallah bitireyim. Kıymetli hazirun. Allah rızasına nail eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Şimdi malum yaz dönemi. İnşallah önümüzdeki hafta ders yapınca ondan sonra Eylül'ün 3'üne kadar bir ara verelim. Ağustos olması münasebetiyle de inşallah efendim Efendi Hazretleri de öyle bir ara verirdi. Biz de o usul üzerine gidelim. Haftaya da dersimizi yapıp ondan sonra 4 hafta Eylül'ün 3'ü. Şimdi önemli hatırlatma şu. Malumunuz Allah ilim sıfatı, onun özeti Kur'an-ı Kerim. Allah'ımızın kitabını Rabbimiz kullarına emanet etti. Yani Rabbimiz kitabını bize, insanlara emanet etti. Şimdi madde bir. En büyük insan, en yüce olan, Allah'ın en yüce dediği kitaba, Kur'an'a sahip çıkan kişidir. O zaman biz evlatlarımızı yüce yapalım, kıymetli yapalım. Yeryüzünü Allah dileseydi 1000 kat büyük yaratır, sınırsız imkanlarla donatırdı. Allah aciz değil bir. Mevla Teala kullarına hürriyet vermiş. Biz burada tercihimizi yapacağız. 7 milyar Allah'a sırtını dönmüş, kaldı 1 milyar. 1 milyarım Müslümanım diyenler Allah'ın kitabına efendim sahip çıkanların sayısı az. O zaman kimin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz Allah'ımızın kitabına sahip çıkalım. Çocuklarımızı bu yola gönderelim. Efendim, erkek talebelerimiz Ünalan'da hafızlık müessesesi. Orayı bütünüyle hafızlık yapacağız. Burası efendim Sultan Derneği. Burayı da sırf Arapça eğitimini yapacağız. Haşevi'nin olduğu merkez binada da İslam hukuku ve fıkıhla alakalı, yani tek merkezde toplansın. Yani hafızlık bir yerde, Arapça bir yerde efendim ve İslam hukukuyla alakalı, mesela hafızın Arapçayı bitirmiş arkadaşlarımız müracaat ederlerse onların maaşını veriyoruz. Ha şimdi fıkıhta ben mesafe alacağım. 15-20 yıllık Osmanlı nasıl ki ulema yetiştirirdi. Biz de o yolda inşallah ciddi de mesafe aldık. Binlerce hamdü senalar olsun. Efendim arkadaşlarımıza
Evet, kayda değer bir maaş, bir ev, evleneceği zaman beyaz eşya mobilya dahil yuvalarını kuruyoruz. Şu anda 480-500 kişi yakın efendim gençlerimize, hoca efendi kendisi ve eşi de hoca olursa bunlara sahip çıkıyoruz. Yani bu meseleyi de açıklıyorum. Yani ancak buna gücümüz yetiyor. İnşallah daha da takatimiz artar. Efendim böyle zor durumda olan herkese yardımcı olur, yuvalarını kurarız. Ancak kendisi ve eşi hem de aktif görevde olursa bunların yuvalarının oluşmasında yardımcı oluyoruz. Olmaya devam ediyoruz. Hemen hemen ayda 8-10 kişiye yakın böyle bir cemaatimizin içerisinde olan birbirinden güzide hoca efendiler. Sonuç itibariyle bizim böyle bir fıkıh çalışmalarımız devam ediyor. Burada Arapça eğitimleri devam ediyor. Birbirinden kaliteli. Bir de şu var. Hafızlık hocaları olsun, Arapça hocaları olsun. Bunlar normal Arapça hocası değil. Bunlar hepsi fıkıhta da çok ciddi mesafe almış ve fıkıhta efendim okumadıkları neredeyse çözemedikleri mesele kalmamış birbirinden değerli hoca arkadaşlar bunlar. Biz yani burada 20 seneyi verdik ve ciddi manada da ilim ehli elhamdülillah mesafe aldılar. Bizim hedefimiz Rabbimizin dini asli haliyle anlaşılsın, yaşayalım ve bir sonraki nesle aktaralım. Allah bu manada bizleri vesile eylesin. Ve kız talebelerimizle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bursa'da Vakıf Külliye, efendim Haydar Yönetim Kurulu'na tabi. Onun başında zaten bizim Cübbeli Hoca, Allah kendisine de hayırlı ömürler versin. Orada da Arapça ve fıkıh eğitimi, orası da devasa bir yer. Muazzam böyle 3-4 dönüm arazi içerisinde. Ayda bir zaten gittiğimiz bir yer. Efendim orada da fıkıh çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Bununla beraber efendim biz camimizi dün itibariyle binlerce camide olsun halıyı serdik. Ve şimdi hemen onun yanı başında kız kursuna başladık. Şimdi bu bölgede böyle müştemilatlı yani derli toplu orada 1600-2000 metrekare devasa bir kız kursu oluşuyor. Bir kat 500 metrekarelik yani geniş bir alan. Yani evlatlarımız orada pırıl pırıl geniş ortamlarda 300 kapasiteli yani çok rahat 300-400'e çıkar kapasiteli kız medresemiz inşallah temeli atıldı. Efendi devam ediyor. Bu manada Allah rızası için diyorum gayret edelim ve meramım anlatmak istediğim şu. Allah ya evlezine amenu. Ey Müslümanlar ku enfusakum kendinizi erkek adamsın diyor. Ve ehlikum ehlini diyor. Ve demek ki yani bir erkek için eşi, kızı, halası, teyzesi neyse bayanlar bizim emanetimizdir. O zaman biz onları korumak zorundayız. Bunların korunması da efendim onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Resulallah Peygamber Efendimiz buyurdu ki üç kızı olan İslam terbiyesini yetiştiren cennetliktir. Dediler ki ya Resulallah iki tane kız iki tane kızı İslam terbiyesine göre yerle yetiştirdi cennetliktir. Bir sahabe kalktı dedi ki hatta ertesi günü bunu duymuş bir tane kızı var. Ya Resulallah bir kızı olan İmrat yani bintun vahide bir kızı olan fevahide bir kızı olup İslam terbiyesine göre yetiştiren cennetliktir. Ya çocuklarımız cennet sigortamız. Ya verin bunları. Allah'ın mülkünde çocuğu Allah'a teslim edersen çocuk aç açık zorda kalmaz. Mevla kulum dedi mi onun sırtı yere gelmez. Ne olur? Çocuklarımızı böyle bir müesseselerde. Efendim hocaları bayan mesela bizim kız medresesinde yanlış bilmiyorsam 15'ten fazla hoca hanım var. Yeminle söylüyorum bir tanesinin kendisini tanımam. Yüzünü bilmem. Yemin ediyorum. Vallahi. Asi yemin. Bilmiyorum. Neden? Ya şimdi onların başındaki hoca hanımlar, onların başındaki efendim hep efendim. Ha peki bunlarla bizim bağlantımız nasıl oluyor? Kendi evladım. O efendim o da hoca hanım oldu. Ona diyorum ki buradaki mesele nedir vesaire. Kendi kızım. Ha, bu şekilde oluyor. Yemin ettim. Tekrar aynı şeyi tekrar edecek değiliz. Yani bütün mesele nedir? Tek tek söylüyorum. Güzel dinimi, bin İslamiye'yi asli haliyle yaşayıp asli haliyle bir sonraki nesle aktaralım. O bunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Beni ilgilendirmiyor. Yani ilgilendirmiyor derken ben ne yaptığıma bakarım. Onun için dini bozarak bir sonraki nesle aktarılmaz. Bütün hedefimiz hiç olmasa dinin aslını bir şöyle bir ortaya koyalım. Toprağın altından 500 kamyon toprak çıkartıyorlar. 2 kilometre, 3 kilometre altın için. Çıkarttıkları toprağın hepsi altın oluyor mu? Cevap verin.
500 kamyondan belki de 100 gram 200 gram altın çıkıyor. Doğru mu? Bu iş böyledir. Herkes bir şey yapıyor. Tamam da bu işin efendim altını ne? Aslı ne? Bu işin aslı ne? Bu işin aslı Allah'ın rızası. Meryem validemiz Mescid-i Aksa'ya vakfedilince Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fe takabbal minni. Allah'ım evladımı vakfettim. Felemma vada'ataha, bir de dünyaya geldi kız. Ya Rabbim ben erkek evladı diye vakfettim. Kız çocuğu 300 tane erkek var. Erkeklerin içinde kız olmaz. Ben adamı yerine getirmek istiyorum. Keffeleha Zekeri. Zekeri aleyhisselam ona özel bir sınıf yaptı. Yani erkeklerden ayrı Mescid-i Aksa'da Meryem validemize her caminin mihrabında yazar. Kullama dehal aleyha Zekeriyel mihrab. Oradaki mihrab Meryem validemizin sınıfı demektir. Meryem validemize ayrılmış özel oda demektir. Kullama ne zaman ki dehale vardı Zekeriya aleyhisselam aleyha Meryem validemize el mihrab odası. Bunu caminin mihrabı zannediyorlar. Oraya yazılmasında sıkıntı yok. Ancak bu ayet-i kerimenin manası Meryem validemize efendim 10 yaşında kız çocuğu ama erkeklerden ayrı olsun diye özel yapılmış mihrap, sınıf, oda. Mana bu. İstediğin tefsire bak. Camilerin mihrabında yazılması. Bu da ayrı bir mucize. O zaman kız ayrı olacak, erkek ayrı olacak. İşte şudur da hangi çağ, hangi dönem? İstediğini söyle arkadaşım. Biz bu dönemdeyiz. Bu dönemlerde çağı yakalayalım. Yakalayabilirsin. Senin kararın. Ama bu ayeti kerime bana bir şey anlatıyor. Ben Rabbimin emrini tutarsam ahireti kurtaracağıma inanıyorum. Peygamberin yolunu tutarsam söyleyin ahireti kurtaracağıma inanıyorum. İşte tamam da ortam da zaman da sen bilirsin. Bunları sen söylüyorsun. Ne senin dediğin ne de benim dediğim. Rabbimin dediğini yapalım. Kim yaptı? 500 kamyondan 100 gram altın. O zaman altın odur. İşte bizim de ortaya koymaya çalıştığımız bu. Ortamı da görüyoruz, şartları da görüyoruz. 500 kamyon, biz 100 gram altın misali bu işin doğrusunu yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, evlatlarınızı, evlatlarımızı bu yola vakfedelim. Bu yolda yetiştirelim ve yeryüzünde Rabbimizin dinini altın misali halis bir şekilde bir sonraki nesle aktaracak altın nesiller yetiştirelim. Ne olur çocuklarınızı bu yola vakfedin. Yalvarıyorum, rica ediyorum. Tekrar ediyorum, biz dünyayı kurtarmaya gelmedik. Beraber dünyanın sahibi kimdir? Dünyayı Allah yarattığında 1000 kat daha büyük yaratabilir miydi? Sınırsız imkanlarla donatabilir miydi? Allah'ın yaratmasının gücünün sınırı var mı? Yok. Sonsuz kudret sahibi. O zaman Rabbim bu imkanlarla bize bu şartlarda kulluk istiyorsa yapalım. Canımızı o yolda, malımızı o yolda, evladımızı o yolda seferber edelim. Evlatlarımızı hafız edelim. İslam yolunda yetiştirelim. Hafız olanlar Arapça okusunlar. Arapça okuyanlar gelsinler bizim yanımıza. Maaşını da ödeyelim. Evini de verelim. Efendim, sigortasını da ödeyelim. Evlenecekse evlendirelim. Ne diyeyim daha? Cennete kadar yolumuz var ya. Yani gayret edelim. İnsana yatırım. İşte biz bu mantığı ortaya koyuyoruz. İnsana yatırım yapalım. Bu kız kursunda inşallah bir an evvel el birliğiyle gönül birliğiyle bitirelim. Rica ediyorum. Allah Celle Celaluhu hanımları erkeğe emanet etmiştir. Ayet-i kerime burada. Onun için bütün peygamberler efendim annelere emanet edildi. Alimler, veliler, paşalar vesaire annelere emanet. O sağlam güzide annelerin yetişmesi için böyle ortamlar gereklidir. Onun için tekrar Rabbim rızasına muvafık bir hayat son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Ve inşallah orayı hızlı bir şekilde hayırlısıyla efendim kaza belasız bitiririz. Ve orada da çok güzel hizmetlere el birliğiyle, gönül birliğiyle vesile oluruz. Tekrar Rabbim canınıza, malınıza, ömrünüze bereket versin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Sevgili Allah'ım inşallah kalben yaptığım bu dua bütün peygamberlerin selamete kavuştuğu, Adem aleyhisselam yuvasına kavuştuğu, Allah yuvalara huzur nasip eylesin. İdris aleyhisselam ibadet aşkına doyamadığı, Allah ibadet sevgisi nasip eylesin. Nuh aleyhisselam zalimlerden kurtuldu. Allah yeryüzündeki cevru zulümden bizleri kurtarsın, İslam ümmetlerini. Ve Musa aleyhisselam Firavun'dan kurtuldu. Allah'ım yeryüzünü yok etmeye çalışan bu kötülerden bizi kurtar ya Rabbim. Yunus aleyhisselam balığın karnından çıktı. Ya Rabbi nefis ve şeytandan kurtar bizi ya Rabbim. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıktı. Mısır'a hakim oldu. Allah'ım şu efendim düştüğümüz bu kuyudan
efendim İslam hakimiyetini, İslam hukukunu ülkemize, yani hakimiyetini göster ya Rabbim. Amin. Davut Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Süleyman Aleyhisselam'a dünya hakimiyeti verildi. Ve efendim hasılı burada Yakup Aleyhisselam evladına kavuştu. Burası hep beraber yine sağlam bir amin diyelim. Eyyub Aleyhisselam şifa buldu. Allah cümle hastalara şifa nasip eylesin. Amin. Resulullah'ımıza gelmiş geçmiş bütün kemalat verildi. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit olduğu günler, bu günler Allah Hazreti Hüseyin Efendimizin de şefaatine nail eylesin. Amin. Onu şehit edenlerin müstahakkını versin. Amin. Onu istismar edenlere de Allah akıl fikir versin. Amin. Hazreti Hüseyin diyorsan yolunda git ya. Hazreti Ali diyorsan yolunda git. Kurban olayım Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e ya. Ha, İsa Aleyhisselam diyorsan yolunda git. Şimdi cevabı siz verin. Musa Aleyhisselam diyorsan yolunda git ya. Dürüst ol ya. Mahmud Efendi diyorsan yolunda git arkadaş. Hazreti Muhammed diyorsan yolunda git ya. Allah bizi Habibinin yolunda daim eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Rızasına nail eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Evlatlarımızı yolunda kullan, yetiştirmeye. Efendim dünyada bu dua meşhurdur. Kalben dua ediyorum Allah'ım. Öyle bir evlat ve nesil, zürriyet nasip et ki dünyada övünç kaynağı ahirette şefaat edecek güzel, onurlu, şahsiyetli nesiller bizlere nasip eyle ya Rab. Hep beraber onun Habibine salavat Allah'a selam. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin.